Yabancı unsurları. Evi çevredik. Güney bölgede 3 kişi var. Silahlılar. Kuzey bölgesi silahlı 6 kişi. Kapıda 2 kişi var. Biz hazırız. Biz de. Önce kapıyı temizlememiz lazım. Anlaşıldı. Sızıyoruz. Sami. Otursana artık. Çayın soğudu. Sami amcası, he? Erine büyüdü ha. Bak şimdi de kocaman kız oldu. Zaman çabuk geçiyor. Ya. Niye getirttin baba beni buraya? Ne işimiz var burada? Geçici bir süre burada kalacağız kızım. Anlatayım ya sana. Tedbir amaçlı. Ne işler karıştırıyorsan artık. Neyse ben gidiyorum, kalamam. Burada işlerim var. Otur oturduğun yere. Akşama kadar burada kalacağız. Sonra nereye gitmek istersen çocuklar götürür seni. Ben bıktım sizin bu kirli işlerinizden. Yakında beni de bulaştıracaksın. Elisa sesini yükseltme bana, otur. Oturmuyorum. Gemi meselesi halledildi mi? Hallettik abi. Hiçbir sorun yok. Her şey tamam. Güzel. Bana bak. Eğer bu işin sonunda bir aksilik olur da biz yakalanacak falan olursak bu kızı kullan. Tamam abi. Lanet olsun. Burada da buldular bizi ya. Allah kahretmesin. Bu hiç hoşuma gitmedi. Baba! Baba ne oluyor? Melisa sakın odandan çıkma, sakın. Kim bunlar? Melisa hemen odana git. Temiz. Temiz. Sami abi, siz arkadan çıkın, ben bunları oyalarım. Gel şuraya. Geç. Tamam. Tamam. Yok.
Hadi çık. Kaçamazsın bir yere. Yok. Tamam. Tamam. Sakin olun. Senin ne işin var lan burada? Sami abiye zarar verirseniz kızı öldürürüm. Melisa. Cahide. At silahını, kızı vururum yoksa. Teslim ol, at silahını lan. Geri. Yürü. Geri çekil. Yürü. Atın silahlarını, kızı vurayım yoksa. Sami. Ya bir şey söylesene adamına. Söylesene, silahını indirsin. Oğlum indirsene silahını. Bırak. Oğlum bizim ne suçumuz var ki? Bırak. Senin yüzünden suç işlemeyelim şimdi. O bizim arkadaşımızın kızı. Bırak oğlum. Çıkacağız buradan Sami abi. Ya tamam, zaten çıkacağız biz suçsuz. Sen bırak onu. Bırak. Bırakacaklar bizi. At silahını lan. At silahını. Buradan çıkamazsın. Biz buradan çıkamazsak kız ölür. Dur! Melisa kızım, iyi misin? Melisa. Mücahit. Geçti, merak etme Melisa. Arkadaşlar, alın bunları. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Ya biz bir şey yapmadık ha. Binin hadi, binin. Geçtim Melisa, merak etme. İyisin değil mi sen? Bir şeyin yok. Nasıl iyi olayım Mücahit? Allah'ın belası ne işlere karışmış. Bilmiyordun değil mi sen? Bunları yani. Yok, ben sadece böyle kirli işler karıştırdığını tahmin ediyordum ama... yani ben bu kadarını bilmiyordum. Ne yapmış? En beterini yapmış Melisa. Babanın terör örgütleriyle bağlantısı var. Allah onun belasını versin ya. Beni şu düşürdüğü duruma bak, inanmıyorum ya, inanmıyorum. Sizi de almamız lazım hanımefendi. Nasıl yani? Beni mi? Ben bir şey yapmadım ki, ben bir şey bilmiyorum, ben suçsuzum. Evdeki herkesin sorgulanması lazım. Mücahit. Ben bir şey yapmadım. Direnme Melisa. Onlar da işlerini yapıyorlar. Soruşturma ve sorgu sonucunda gerçek ortaya çıkacak. Merak etme. Buyurun.
Keşanlı. Heh, komutanım. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk komutanım. Gel. Hapishane operasyonundan sonra görüşemedik. Vallahi bak böyle yapıyorsun, ben sanıyorum ki her operasyona beraber çıkacağız. Yavuz komutanım nerede diyorum. Öyle boş boş bakıyorum silah odasında. Abartma. Komutanım, her şakanın altında bir gerçek vardır. Oo. Özlü sözlere bağlandığımıza göre derdimiz büyük, ha? Vallahi bir şey diyeyim mi? Dert çok büyük. İyi, kadehleri dolduruyorum. Ne kadehi? Çay ulan çay. He. Hadi olur. Şu masayı çek bakayım sen. Tamam. Bu aşk senin arkadaşa yaramadı galiba. Vallahi yaramadı. Dert birdi, bin oldu komutanım. Eyvallah komutanım. Anlat bakalım. Komutanım, bugün bir operasyona gittik. Bu Dragon'a destek olan ***'den birini alacaktık. Samet diye bir adam var. Dragon'a yardım eden tayfadan. Yani teröristin teki. Aynı zamanda da... Melisa'nın babası. Dur oğlum dur, yanacaksın. Keşke dilim yansa da konuşamasam, söyleyemesem. Sevdiğim kızın babası teröristmiş diyemesem. Bir şey demeyecek misin komutanım? Ha? Ne yapacak şimdi bu arkadaş? Kardeşlerinin yüzüne nasıl bakacak? Senin yüzüne nasıl bakacak? Ya her şeyi geçtim. Bir teröristin kızıyla beraber böyle her aynaya baktığında kendi yüzüne nasıl bakacak ya? Kız mı terörist? Allah korusun komutanım. O zaman zaten kendimi atmıştım köprüden aşağı. E babası kızın ne suçu var oğlum? Sen Melisa'nın masum olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum tabii komutanım. Kızın dünyadan haberi yok. Babasının kötü bir adam olduğunu biliyor. Ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyormuş. Oğlum o zaman bu kadar efkara ne gerek var? Kimse anasını babasını seçemiyor. Kız babasının yanında mı? Babam terörist olsa bile onu severim diyor mu? Babasını sevmiyor zaten. Teröre destek verdiğini öğrenince hepten nefret etti. Sen de buna üzülüyor musun? Ya ne bileyim işte komutanım, ne bileyim ya. Yani bu kızın babası sonuç olarak benim Mehmetçiğimin kanını akıttı mı akıttı. Ben bunu nasıl unutayım ya? Ben bunun böyle her yüzüne baktığımda aklıma gelecek. Hep ben bunu hatırlayacağım. Yani senin de başına geldi aynısı. Geldi. Bu herifi hiç sevmiyorum. Acayip bakıyor, böyle bir deli deli bakıyor. Kene gibi yapıştı komutanıma, gitmiyor da. Hadi kardeşim, bizim işimiz gücümüz var. Komutanım, Allah'ını seversen bana bir akıl ver. Ne yapayım, ne edeyim, bana bir akıl ver. Oğlum ben ne konuşuyorum sabahtan beri? Burada akla falan gerek yok. Melisa'nın her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana.
Sen daha dün tanıştın adamla. Kız doğduğundan beri yanı başında bir teröristle yaşıyormuş. Daha bunu dün öğrendi, bir düşün. Ama işte... İştesi falan yok oğlum. Yaşanlı bak. Gidip saçma sapan bir şey yapma. Ömür boyu pişman olursun. Biliyorum, biliyorum da. Pişmanlık mı daha kötü? Yoksa babasının terörist olduğunu bile bile Melisa'yla sevgili olmak mı? Karar veremiyorum ya. Beni biliyorsun komutanım. Ben böyle dümdüz bir adamım yani. Biliyorsun sen beni. Ben senin kadar böyle ince düşünemiyorum. Biliyorum oğlum, biliyorum. O zaman içinden geldiği gibi davran Keşan'la. Kimseyi dinleme. Eyvallah komutanım. Gel çay koyayım sana. Vallahi koyarsan içeriz komutanım. Oo, avcı. Siz uğrar mıydınız buralara ya? Aslanlara bak. Vallahi bazıları gibi tek gelmedik ama. Bak işte. Öyle değil şimdi. Tahmin ettik abicim burada olduğunu zaten. Biz emredik bir komutanım nasip edelim. Bu kardeşlerimiz de bir yiğit görsün istedik. Aynen öyle komutanım. Merhaba komutanım. Oo, onları da alıştırmışsınız. Ben sıradan bir tamirciyim. Komutan yok. Sen bizim her daim komutanımızsın komutanım. Yapacak hiçbir şey yok. Rahatsız etmedik değil mi? Yok be, zaten tek başımaydım, sıkılıyordum. Keşan'la da kafa açmaya başlamıştı. Hayda! Hadi gelin, gel. Hoş geldiniz, gel. Oradan alın sandalye, çekin. Herkes çeksin bir yere. Usta şuna bak, mekanı kıraathaneye çevirdiler. Kardeşim biz vazifemizin başındayız. Adamın işi gücü var. Sen niye alıkoyuyorsun adamı? Kopuk. Kıskanma oğlum. Yok usta, ne kıskanması? İşimiz gücümüz var, lak lak yapıyorlar. Komutanım şöyle hep beraber bir araya gelmişken bir durum yemeyek mi ya? Ha? Soğanlı mı? Ha, soğanlı. Heh, başladı yine soğanlı mı, soğansız mı? Hadi. Sağ ol. Bana bir tane mi aldınız? Ha. Kaç tane alsaydık abi? Lan bir taneyle insan doyar mı ya? Normal insanlar doyuyor Keşan'la. Dur tamam tamam. Ben vereyim yarısını, gel. Al, al, bak. Bak, azıcık komutanlık gör be. He? Feyiz al, feyiz. Sağ ol komutanım. Allah'ım ya. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Sağ olun komutanım. Bizim de işte hala aynı, gözlerimiz sizi arıyor operasyonlardan abi. Komutanım, sanki böyle... Geçici bir göreve gitmişsin de tekrar geri gelecekmişsin gibi hissediyorum. Dönecek, dönecek. Bak, benim adım Keşanlı Mücahit'se benim komutanım geri dönecek. Öyle bir elektriği var. Gözlerinde var. Profilde yok ama... Amacı yakaladın mı var. Çay kafa yaptı galiba. Neden be komutanım? Düşünsenize döndüğünüzü. Eski günlerdeki gibi çekeceğiniz üniformayı böyle. Jilet. Alacaksın bizi arkana. Çıkacağız beraber. Gideceğiz Dragan alacağız. Kafasını eze eze getireceğiz komutanım. Tamam işte, sahne canlandı benim gözümde. Vallahi de billahi de benim komutanım geri dönecek ya. Dürümden mi etkilendi bu? Bir şey mi var içinde? Ben artık buradayım beyler. Dragan de diğer alçakları da siz gidip getireceksiniz. Kudretinizden hep korkmuşlardı. İlelebet de korkacaklar.
Karabatak'tan hala haber yok değil mi? Yok komutanım. Ama naaşını görmeden kimse inandıramaz bana şehit olduğunu. Adı üstünde komutanım. Karabatak. Çıkacak bir yerlerden. Amin. İnşallah. Sanki böyle çıkıp gelecekmiş gibi ya. Umut ediyorsun sen. Umut fakirin ekmeği komutanım. O deli gelir ya. Gelir böyle sıkı sıkı sarılırız. Deriz oğlum neredeydin sen? Öyle biraz kafa dinledim. Emmi oğlu, teyze oğlu der geçer. Bence gizli bir görevde. Öldü zannederim istiyorlar. Olamaz mı? Yok artık. Neler var komutanım? Her şeyden önce devletin bir aklı var. Sen adamı bir şey yapmıyor zannediyorsun ama sürekli orada burada operasyon yapıyorlar. Haksız mıyım komutanım? Bu arkadaş fazla film izliyor galiba. Neyse komutanım, müsaadenizle biz artık kalkalım, geç oldu. Ya otursaydınız? Şimdi ararlar, operasyon falan çıkar. Ne olur ne olmaz, oyalanmayalım biz. İyi hadi bakalım. İyi dediklerimi unutmayın. Sen de. Eyvallah komutanım. Bir daha bekliyorum bak, ayda bir gelir oldunuz. Yazıyorum bunu.